Ders İngilizce YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. 8. sınıf İngilizce konu anlatımı. 2. ünite. Application. Archery. Backpack. Basic equipment. Branch Burn a campfire. Casual Come together. Comment Cultural Heritage. Enormous Excellent. Exercise Fascinating Fashion Fresh Squeezed Get Excited Go Jogging Impressive Insult keep up with lifestyle national sportsman news channel pay attention pitch a tent practice protect realistic recommend Regularly relaxing, respect, respectful, reward, rhythm, ridiculous, self disciplined, sensitive, serious. Snob Success Survey Teenage Camp Terrific Training Trending Topic Trendy Unbearable Ünitemizde yer alan yararlı ifadeler. Bu ifadeleri okuyup anlamlarını ezberleyelim. Daily routines günlük yaptığımız etkinlikler. Kalıplara bakalım ve anlamlarını ezberlemeye çalışalım sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade etmekte kullandığımız kalıplar anlamlarıyla birlikte bunları öğrenelim. Müzik müzikte kullandığımız ifadeler ve anlamları bunları öğrenmeye çalışalım. Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu etkinliğimizde verilen kelimeleri resimlerin altındaki boşluklara yerleştirmeye çalışalım. Cevapları görelim. Bu etkinliğimizde boşluklara kelimelerimizi yerleştirelim. Cevapları görelim. Bu etkinliğimizde boşluklara kelimelerimizi yerleştirelim. Cevapları görelim. Bu bölümümüzde müzik türleriyle resimleri eşleştireceğiz. Cevapları görelim. Ders İngilizce. YouTube kanalı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Simple present tense'i kısaca hatırlayalım. Biz simple present tense'i günlük rutinler, yani günlük yaptığımız etkinlikler ve düzenli yaptığımız aktiviteler hakkında konuşurken kullanırız. Örneklerimizi inceleyebilirsiniz. Bu zamanla birlikte kullanılan Zaman ifadelerine bakalım. In the morning sabah, in the afternoon öğleden sonra, in the evening akşam demek. On Sunday pazar günü, on weekdays hafta içi, on weekends hafta sonları. On kelimesini biz günlerde kullanırız. Bunu not alabiliriz. At noon öğlen, at night gece at the weekend hafta sonu at 2 o'clock saat 2'de. Eti biz saatlerde kullanırız. Aylarda, mevsimlerde ve yıllarda in kullanılır. Bunları not alalım. Hi, I am Alan. I have a daughter. Her name is Mary. She is a secondary school student. We live in a house in the countryside. Mary's school is in the city center. I drive her to school every morning. She gets up early and helps her mother prepare breakfast. We have breakfast at 7. We leave home for school after breakfast. She meets her friends in the school garden and chats with them before the classes start they take 5 classes in the morning they have lunch at school they don't drink fizzy drinks or eat fast food mary doesn't follow any after-school activities i pick her up from school at 2 o'clock she does her homework regularly she always gets high grades sevdiğimiz ya da sevmediğimiz durumları ifade etmede kullandığımız kalıplar like sevmek, love çok sevmek, enjoy hoşlanmak, be keen on ilgi duymak, be fond of düşkün olmak, be interested in ilgi duymak, dislike sevmemek, hate nefret etmek. Konstant katlanamamak. Bu etkinliğimizde resimlerle isimleri eşleştirelim. Cevapları görelim. Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Expressing preferences tercihleri ifade etme. İki şey arasında bir tercih belirtirken prefer to kalıbını kullanırız. Bu kalıpta prefer isim, araya to bağlacı ve tekrar isim getiririz ilk ismi ikinci isme tercih etmiş oluruz. Örnekleri inceleyin. Bir diğer preferlü kalıp preferden sonra gelen fiil ing takısı alır. Araya tu bağlacını alır ve daha sonra gelen fiil yine ing takısı alır. Örnekleri inceleyiniz. Verilen ifadelerle diyalogları tamamlayalım. Cevapları görelim. Cümleleri prefer kullanarak tamamlayalım. İlk cümlemiz, ikinci cümle, üçüncü cümle, dördüncü cümle, beşinci cümle ve son cümle. Fikirlerimizi ifade ederken kullandığımız kalıplar, I think, düşünüyorum, In my opinion. Benim fikrime göre In my point of view benim bakış açıma göre according to me bana göre. Fikirlerimizi ifade etmek için kullandığımız sıfatlar vardır. Bu sıfatlardan bazıları burada gösteriliyor. Lütfen sıfatları anlamlarıyla birlikte öğrenin. Ders İngilizce. YouTube kanalı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Being in nature. My name is Frank. I am an adventurous boy. My favorite free time activity is camping. I like being in nature. I often go camping with my buddies. We always take some basic equipment such as a compass, a map, a pocket knife. A sleeping bag, a tent, a torch, and some matches. We prefer mountains and forests as a campsite. We always share duties. Neil and I pitch the tents. Paul and Simon make the campfire. We go trekking or fishing during the day. My favorite activity is trekking. I prefer trekking to fishing. I take a lot of photos while trekking. At night, we sit around the campfire and have a chat. Neil plays the guitar and sings songs. He prefers singing folk songs. His voice is very good. We roast our marshmallows on the fire while listening to his songs. We have a great time and have lots of fun when we go camping. It is great to be in nature. soruları parçaya göre yapalım. Cevapları görelim. Metal music is my life. My name is Andre. I am keen on heavy metal music. It is my lifestyle. I like energetic songs. We have a band called Mad Teens. We are a local band. We give concerts in our town. We have some fans here. Most of them are university students. I am the performer of the band. There are five members of our band. Patrick is the drummer. Ashley and Liz are the guitarists and Danny is the keyboard player. I follow famous bands around the world. My favorite band is Metallica and my favorite singer is James Hetfield. I think he has an impressive voice. I like the rhythm in their songs, they are really cool. Teen life. In my point of view, teenagers are not realistic enough. They don't learn much about their history and traditions. They are not keen on protecting their cultural heritages. I think they must be more sensitive about it. Today, teenagers spend most of their free time on their mobile phones. They like taking selfies, surfing the internet, and having a chat with their friends online. Some of them are fond of playing online games. They always share something on social media. They usually keep up with the latest fashion. They prefer wearing trendy clothes to casual clothes. I also think that teens don't behave fairly. They are not honest enough with their friends and their parents. Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bulmacamızı çözelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kelimeleri sıraya sokarak cümleler oluşturalım. sıfatları tablolara yerleştirelim. Pozitif, olumlu, negatif, olumsuz. sorularla cevapları eşleştirelim. Cevapları görelim. Cümleleri tamamlayalım. Resimlerin altındaki boşluklara kelimelerimizi yerleştirelim. Cevapları görelim. Ders İngilizce YouTube kanalı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.